AK Parti bugün seçim beyannamesini açıkladı ve adaylarını tanıttı. 360 sayfadan oluşan AK Parti beyannamesinde güçlü devlet, güçlü hükümet, güçlü millet vurgusu yapıldı. AK Parti bu sefer çok değişik atmosferde seçim beyannamesi açıkladı. Bu seçim beyannamesinin geçmiş beyannamelerden farkını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal açıkladı. Bu seçim beyannamesinin en büyük vaadi yeni hükümet sistemi. Ve yeni hükümet sisteminin, yeni yönetim modelinin nasıl uygulanacağı, eğitimde, sağlıkta bunun nasıl gerçekleşeceği ve diğer alanlarda yani demokratikleşme alanında, adalette, meclis işte diyoruz güçlü meclis, güçlü hükümet, tarafsız ve bağımsız yargı. Bütün bunlara dönük seçim beyannamesinde kapsamlı bir anlatım içerisine girdik. AK Parti Sözcüsü Ünal yeni milletvekili profilini açıkladı. Biz yeni milletvekili profilimizde gençlere çok dikkat ettik. Kadınlar 126 tane kadın adayımız var. 18 yaşında milletvekili adayımız var. 150 tane milletvekili bayrak yarışında bayrağı yeni arkadaşlara devretti. 26. dönemden 167 kişi devam edecek. Dolayısıyla profilde de çok ciddi bir değişiklik ortaya çıktı. Ünal MHP lideri Devlet Bahçeli'nin FETÖ'nün siyasi ayağı hala temizlenmedi ifadeleri konusunda konuştu. Dikkat çektiği şey şuydu. Siyasetin içerisinde FETÖ'nün geçmişte olduğu gibi seçim süreçlerini manipüle etme, bazı süreçleri sabote etme gibi bazı ihtimaller olabilir. Buna dikkat çekilmesi hususunu gündeme getirdi. FETÖ'cülükle ilgili eylem noktasında, söz, söylem, davranış noktasında kim ne yapmış diye baktığınızda 17-25 Aralık'tan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu yapıyla kol kola girdiği son derece açık. Eren Erdem'in açıklamalarında da bunu çok net bir şekilde görüyoruz. CHP-FETÖ ilişkisi konusunda konuşan Ünal CHP'ye neden operasyon aparatı dediklerini açıkladı. CHP 2013'ten sonra FETÖ'nün ve küresel ölçekte Türkiye düşmanı yapıların aparatlığını yaptı. Bunlara belge verdiler, döküman verdiler, bunlara bazı sözleri sufle ettiler. Bunlar gidecek dediler, bunlar yıkılacak dediler. Bu güvenle Kemal Kılıçdaroğlu Avrupa bize destek olursa biz Erdoğan'ı deviririz dedi. Şimdi zaten her şey o kadar ortada ki FETÖ Cumhuriyet Halk Partisi'ne yani Kemal Kılıçdaroğlu'na yani kendisinin bir kaset operasyonuyla getirdiği Kemal Kılıçdaroğlu'na bilgi, belge, döküman her şeyi verdi ve AK Parti ve Erdoğan'a karşı bir operasyon aparatı olarak kullandı. Bugün Eren Erdem'in de anlattığı budur. Şu anda da bu operasyon bitmiş değil. Yani İyi Parti'ye 15 tane milletvekilini iadeli taahhütlü göndermek de bu operasyonun bir parçası. Kemal Kılıçdaroğlu'nun o koltuğu sıkı tutup bırakmaması, Cumhurbaşkanı adayı olmaması da bu operasyonun bir parçası. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal konuşmasının sonunda ekonomideki gelişmeler ve piyasaların son durumunu değerlendirdi. Bizim ekonomimizle ilgili bir sorunumuz yok. Ekonomik disiplinimizle ilgili bir sorunumuz yok. Makroekonomik verilerle ilgili bir sorunumuz yok. Bankacılık sistemimizle ilgili bir sorunumuz yok. Ha, sorun var ama bunlar sürdürülebilir ve çözülebilir sorunlar. Dolar kurundaki dalgalanmayla ilgili de bizim herhangi bir kaygı yaşamamamız gerekiyor. Merkez Bankası'nın elinde biliyorsunuz birçok enstrüman var. İstediği zaman kullanabildiği, hem spekülatörlere dönük, hem borsaya, hem dövize, yani ekonomik dengelerin muhafaza edilmesi ve bir takım işte manipülasyonların olmaması için elinde birçok silahı var. Bu silahları da en uygun zamanda kullanıyor. Dün biliyorsunuz bir toplantı, ekonomi kurmaylarıyla bir toplantı gerçekleştirildi ve dolayısıyla dünkü müdahale yerinde ve doğru bir müdahale oldu.